Evet kıymetli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atıfeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Meclisimizin bereketi olsun inşallah. Biraz önce Samet Medresesi'nde son söz olarak söylediğim hadisi şerifi sizlere de inşallah hediye etmek isterim. Resulullah'ın bir hediyesi olarak kabul buyurun, bir müjde olarak kabul buyurun inşallah ve bulunduğumuz konumun ne kadar kıymetli ve değerli olduğunun farkına vararak bu sorumluluğu yerine getirme adına da inşallah biraz daha bilenme, gayret etme adına gayret içerisinde olalım inşallah. Beyhaki Şuabul İman'da bize aktarıyor bu hadisi. Enes bin Malik radıyallahu anhu bizlere naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün sahabeyle oturduğu bir mecliste size bir kısım insanlardan haber vereyim mi diye bir soru soruyor. Tabi sahabe her zamanki o coşkuyla ve heyecanla arkasından ne geleceklerini de merak ederek evet ya Resulallah diyorlar. Efendimiz de bir tablo açıyor ki cennetten bir tablo ve bize o tabloyu resmediyor. Onlar ne peygamberler ne de şehittirler ancak kıyamet gününde peygamberler ve şehitler onların makamlarına elde ettikleri o güzel makamlarına gıpta ile bakarlar ve derler ki siz ne yaptınız onlar çünkü nurdan minberler üzerine oturmuşlar. Gelen geçen herkes de onları tanırlar. Ne yaptınız ki böyle bir makamı elde ettiniz diye de içlerinde bir sual biriktirirler. O anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam sözü burada bırakıyor. Sahabiden geliyor sual. Ya Resulallah diyorlar. Onlar kim ki böyle bir makamı elde etmiş olsunlar. Efendimiz de diyor ki onlar Allah'ın kullarını Allah'a sevdiren Allah'ı da kullarına sevdiren kimselerdir. Onlar yeryüzünde dolaşırlar. insanlara nasihat ve tebliğde bulunurlar. Böylelikle hem Allah'ı kullarına sevdirirler hem de kulları Allah'a Allah sevdirirler. Tabi sahabe Allah onlardan razı olsun. İkinci bir sual geliyor. Ya Resulallah diyor anladık Allah'ı kullara sevdirmek belli. Peki kulların Allah'a sevdirilmesi nasıl anlaşılmalı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki, Allah'ı kullarına şöyle sevdirir o tebliğciler, o nasihatçılar, o muallimler. Allah'ın merhametinden bahsederler, onun o engin şefkatinden bahsederler. Kullar Allah'ı böyle severler. Kulları Allah'a sevdirmek ise şöyle olur. Onlar hakkı ve hakikati tavsiye ederler. Kullar da o hak ve hakikat çerçevesinde kulluklarını yerine getirirler. Allah da böylece kullarını sevmiş olur. Dolayısıyla yaptıkları iş bir yönüyle de kulları da Allah'a sevdirmek olur. Ne yapıyormuşuz anladınız herhalde? Hem Allah'ı kullara sevdirmek hem de kulları Allah'a sevdirmek gibi bir vazifemiz var. Böyle bir görevimiz var. Mevla inşallah bu görevden bizleri geri koymasın. Son nefesimize kadar da inşallah Tebliğ adına, davet adına, irşat adına önce kendi nefsimizi bu işin muhatabı kılarak gereğine ise yerine getirme noktasında bizlerin azmini, çabasını ve gayretini arttırsın inşallah. Şimdi kıymetli kardeşlerim, mesele siyer olunca sualler gelecek dedi e, hocamız. E, mesele siyer olunca biraz telaşlandırmışım ben muallimleri biraz rahatsız da etmişim. Valla bundan çok memnun oldum aslında. Çünkü peygamberler bir yönüyle toplumu biraz rahatsız ederler. Rahatsız etmeye de gelirler. Biz biraz rahatsız etmişsek bu iyi bir şey. Zaten rahatsız etmeye de inşallah bu manada devam edeceğiz. En fazla bu konudan muallimler olarak biz istifade ederek. İki aylık süreç içerisinde epey Anadolu'daki muallim kardeşlerimizden de müfredatla alakalı sualleri geldi. Ben onları da toparladım. En son Ceyhun kardeşimizden bir rapor istedim. O da bir rapor verdi. Yaklaşık 5-6 maddelik bir şey. Ben bu bilgilerin hepsini alt alta koydum. 10 tane madde çıkardım. O 10 madde üzerinden bir müfredat değerlendirmesi yapacağız şimdi. Sözler sizin sözleriniz onun için çok rahat bir biçimde söyleyebilirim. Ama sıralama bana ait şöyle bir sıralama yaptım işime gelenleri başa aldım sonrakileri sonuna bıraktım. Öyle baştan başlayıp sona kadar 10 tane soruyu sizin nazarlarınıza vereceğim. Bu sorulardan ya da tespitlerden birincisi şu diyor ki kardeşlerimizden bazıları tam aradığım bir içerik ancak bu kadar olabilirdi çok istifade edebiliyoruz. Bu benim işime geliyor çünkü bunu onun için en başa aldım. Kardeşimiz, kardeşlerimizden bazıları böyle diyorlar. Gerçekten içerik olarak tam istifade ettiğimiz beklediğimiz bir şeydi. Bu manada da çok istifade edebiliyoruz. Ders halkalarımızda bu manada üzerinde müzakere ederek çalışabiliyoruz. Ve bazı kardeşlerimiz şunu söylüyorlar. Dersler bizi başka derslere sevk ediyor ve biz bir dersi bitirdikten sonra belki bir hafta boyunca o dersin göndermelerinin üzerinden bazı araştırmalar yapıyoruz ve daha da çeşitlendiriyoruz. Bir e, muallim kardeşimiz şöyle bir şey yapmış. Diyelim ki birinci dersten başlayıp sonuna kadar ki olan bölümde özellikle şeyler zaten belli bu Hira Darul Erkan ve Sufa bölümleri metin içerisinde benim nazara vermediğim diğer kısımları da o çıkarmış böyle not olarak ve onların da altını doldurmuş. Mesela benim çok özet olarak geçtiğim yerleri daha da detaylandırmış. Belki o hacimde bir şey olsaydı çok daha farklı çıkabilirdi ortaya mesela ama böyle bir çalışmaya da sevk etmiş kardeşlerimizden bazılarını. İkinci madde şu tarihi malumattan ziyade direkt usul ve hikem ile alakalı ve detaylı bir çalışma emsali yok bundan dolayı da müteşekkiriz diyor. Emsali olmaması emsalsiz anlamında değil bu sahada yapılmış ilk çalışma anlamında öyle çok fazla bizim nefsimizi kabartacak şeyleri zaten aktarmıyorum ama buradaki emsal meselesindeki şey nokta bu. Arkadaşımızın yani bu kardeşimizin tespiti bir yönüyle doğru. Çünkü gerçekten usul konusunda e, ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda elimizde siyer usulü adına bir çalışma yok. Bu bir yönüyle bir usul denemesidir aslında. Birebir usul değil. Allah imkan verir, müsaade verirse zaten usul e, gelecek dönemde başlayacak siyer derslerimizle birlikte yeniden yazılacak buradaki bazı şeyler biraz daha detaylandırılarak kaynakça bölümü de eklenerek daha farklı bir şey çıkacak ama burada bir usul denemesi var. O tespit o yönüyle haklı bir tespittir ve bu sahada fazla çalışma olmadığı için de e, o emsalsiz tabiri belki doğru ve yerine oturan bir tabirdir. Çünkü bu kıyas edip de e, bu konuda e, bir şekilde tercih edeceğimiz fazla bir çalışma ne yazık ki elimizde yok. Üçüncüsü böyle şöyle bir tespit de var. İlahiyat ve ilahiyat üstü siyer noktasında ilmi çalışma yapacaklara hitap eden zengin bir içeriği olan bir çalışma bu yönüyle de çok memnunuz diyor kardeşlerimiz. Yani istifade edenler bu konuda epey fazla bu da bizi tabii memnun ediyor. O tespiti de doğru gerçekten ilahiyat ve ilahiyat üstü ya da belli bir ilmi donanım isteyecek düzeyde ona katılıyorum o konuda bazı eleştiriler de var şimdi onlara da geleceğim. Dördüncüsü şu diyor ki kardeşimiz Hira Darul Erkam ve Suffa bölümleri inanılmaz bir istifade sağlıyor. Bizi konuya bağlıyor. Seçilen serlevha ayet ile ders çok faydalı bir hal alıyor. Bu da güzel bir şey yani en azından planladığımız bir şeyin bu konuda istifadeye sebebiyet vermesi önemli. Birinci derste söylemiştim yani muallimler dersinde özellikle serlevha ayetlerinin üzerinde duralım sebebi nuzuller Re bakalım bu konuda neden buraya alındığı konusunda da bir gayret içerisinde olalım ve sonra işte Hira bölümü arka tarafta Suffa bölümü Darul Erkan bölümü üzerinde yoğunlaşalım soru cevap kısımlarını arttıralım. Artık siz halkanızın yapısını biliyorsunuz. O yapıya uygun bir biçimde biraz daha interaktif bir hale getirelim. İstifadeyi azami derecede ortaya çıkaracak bütün yolları kullanalım. Yani geçen ders söylediğim şeyleri bir daha tekrar etme ihtiyacı duymuyorum. O söylenenler zaten aklındaydı. Beşincisi buradan itibaren eleştiri bölümleri geliyor artık. Şimdi ben onlara yavaş yavaş cevap vereceğim. Diyor ki kardeşimiz muhteva çok zengin bir içeriye sahip olduğu için bir saat yeterli olmuyor. Çoğu zaman ders yarım kalıyor. Bir dersi iki derste ancak yapabiliyoruz. Haklı mı kardeşimiz? Haklı. Ancak şöyle bir yol var. Yani ille de biz başından sonuna kadar bir dersi okuyacağız diye bir şey söylemedik. İlk derste ben ne söyledim? Kendi halkanızı iyice tanıyın. Ne kadar alabileceklerse o kadar verelim. Bismillah başladık buradan başlığından son noktasına kadar, noktası virgülüne kadar her şeyi okuyacağız diye bir şart yok. Bazı muallim kardeşlerimiz özet çıkararak sunabilirler. İlle de tamamını sunma gibi bir durumumuz söz konusu değil ki. Evet söyledikleri doğru gerçekten bir dersi bazen bir saate sığdırmıyor olabilirler. Birçok kardeşimizin derslerinin bir buçuk saat iki saat olduğunu da ben duydum. Bu bir yönüyle güzel ama siz baktınız ki halkanızda sıkıntılar var. Bir saatten öteye gitmiyor. Arkadaşlar alamıyorlar. Siz de ille de bitirme adına satır satır okuyorsunuz 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 bir istifade olmuyor buna gerek yok özet çıkarılabilir bazı şeyler artık seviyeye göre gündemden düşürülebilir soru cevap faslı biraz arttırılabilir metin okuma kısmı kısaltılabilir ya da tam aksi sadece soru cevap faslı yapılabilir metini önceden dağıtırsınız kardeşlerinize ders halka içerisindeki olanlar bir hafta boyunca hazırlanırlar sonra üzerinde soru cevap yapılabilir. Bu da bir yoldur. Burada önemli olan şey bir dersin temel mesajının başta muallim sonra da talebe olan arkadaşların çok iyi bir biçimde fehmetmeleridir. Asıl biz bunu sağlayabilirsek tamam bir dua metini değil ki hepimiz aynı anda oturup okuyalım böyle bir şartımız yoktu olmamalı da onun için ille de zorlamayın bunu ama ben hanımlardan bazılarının dersi ikiye böldüklerini biliyorum yani çok e, uzun içerikte olduğu olan derslerin iki derste aktarıldığını biliyorum onlara sadece Allah yardımcınız olsun diyorum sonunda 32 ders nasıl bitecek onu bilmiyorum kendileri bitirmeyi hedeflemişlerse İkiye bölebilirler o konuda sıkıntı yok ama biz bu müfredatı bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. O manada inisiyatif tamamen sizin elinizdedir. Rahat olun mu muhataplarınızı talebeleri iyice tanıyın ona göre de inisiyatif kullanın. Ama önemli olan dersin ana iskeletinin dediğim gibi zihinlere verilmesi ve bir şekilde nakşedilmesidir. Bu olduktan sonra ondan sonraki artık size kalmış. Altıncı madde diyor ki kardeşimiz kitap mevcut talebelerimizin seviyelerinin üzerinde olduğu için bu seviye farklılıkları bizi sıkıntıya düşürüyor. Ortak bir dil belirlemede zorlanıyoruz. Haklı mı kardeşimiz? Haklı ben zaten en başta seviyeyi söyledim. Ancak bu konuda ben ısrarla üzerinde durduğum bir şey var. Ve eğer sizden biraz daha güç alsam önceki gelecek seneleri biraz daha farklı bir noktaya getirme düşüncem var. Allah aşkına bu memlekette 10 sene, 15 sene bir araya gelip ders yapan arkadaşları tanıyorum. 15 senenin sonrasında ne var diye bir irdelediğiniz zaman Evet güzel bir birliktelik var. Çiğ köfte partileri var. Muhabbet var. Bunlar hoş şeyler. Ben bunları tamamen devre dışı bırakma taraftarı değilim. Ama ilim adına ne var noktasına geldiğinizde bizim medreselerin halini resmeden o tekerleme gibi benim oğlum bina okur döner döner yine okur hikayesi var. Bu yanlış bir şey. Yazık inanın yazık. Yani biz bazı arkadaşların imkanları çerçevesinden meseleye baksak haftada bir gün bir saat bir araya gelme adına bile bir sürü fedakarlık ortaya konularak yapılıyor. Madem öyle niye biz o saati zayi edelim? Niye aynı şeyleri tekrar edip tekrar edip duralım? Niye Allah'ın kitabını okuyoruz diye bir ayet ortaya atalım bir ayete saatlerce işkence yapalım ve ertesi gün hayatımıza intikal edecek hiçbir şey almadan o meclisten uzaklaşalım. Bunların hesabını yarın Allah bize soracak. Onun için bizim adım 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 bir şekilde ilmi anlamda da alacaklarımızı çoğaltmamız lazım. Ve biz burada bir alttan başlayıp yukarıya doğru bir şeyleri zeminde güçlendirerek yavaş 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 Kemal noktasına taşımamız lazım. Eğer çok aşağıdan tutsaydık seviyeyi ben görüyorum bazen arkadaşları çok güzel hazırlanıyorlar derslere inanın o manada bir çaba ve gayreti ortaya koymayacaktınız. Ama en azından bu size bir teşvik de oldu. Biraz daha işi daha farklı noktalara vardırma adına da biz gayret içerisine girmiş olduk. Bu manada bizim birilerine bir şey aktarmamız işin bir güzel tarafı. Hiçbir şey aktarmasak muallimler olarak kendimiz istifade etsek kendimiz belli oranda bir bu alanda beslensek bu büyük bir kazanımdır. Onun için seviyenin üst düzeye taşınması şimdi bundan sonra da bu çıtanın yükselerek devam edecek olması bundan dolayıdır. Ancak burada muallimler olarak yine size iş düşüyor. Nedir o iş? Aleyhissalatü vesselam efendimizin en önemli sünnetlerinden bir tanesi insanların seviyelerine göre konuşmak. Tanıyacaksınız ders halkanızı bakacaksınız evet bu muhteva biraz onlara ağır o zaman basitleştireceksiniz. İçeriğini biraz daha farklı olacak farklılaştıracaksınız. Dediğim gibi iskeletini koruma şartıyla içeriğini biraz daha basit bir dil ile siz takdim edeceksiniz onun için her şeyi bizden beklemek her şeyi hazır olarak beklemek doğru değil bu manada biraz sizin de gayret içerisinde olmanız gerekiyor yedinci tespit şu diyor ki kardeşimiz alışına geldiği şekliyle siyer tarihinin örnek sayfaları yok örneklendirme yetersiz olduğundan bazı kısımları anlamakta ve anlatmakta zorlanıyoruz tespit doğru mu doğru ama tespite şöyle bir itirazımız var nasıl anlaşmıştık biz en başta yaz döneminde Siyer Atlası ve Kasım Şulül Hoca'nın Siyer kitabı okunacaktı e okumadıysanız benim ne suçum var ben en başta size söyledim 3 ay önce söyledim dedim ki bakın okuyun benim vereceğim müfredatta tarihi anlatım yok. Hadis derslerinin özellikle o kadar sade ve yalın bir biçimde seçilmesinin sebebi de buydu. Bir hazırlık aşaması olsun. Kısmen ravilerin üzerinden sahabe hayatı okunsun. Hazır metin var zaten elimizde o metin aktarılsın. Ama bu öyle değil. Bunda ben size en başta söyledim. Öğreneceksiniz biraz daha o siyer malumatınızı arttıracaksınız ve aktarırken o örneklendirmeleri siz yapacaksınız. Ben Hudeybiye deyip geçeceğim orada Hudeybiye'yi siz anlatacaksınız ben orada bir sahabi ad, adı verip geçeceğim Habbab İbni Eret diyeceğim 2-3 satırla bile olsa Habbab İbni Eret ile alakalı bilgiyi siz vereceksiniz. Neticede onları da yazmış olsaydık ders bir saat saatte sığmıyor diyen arkadaşlarımız o zaman 3 saat isteyeceklerdi bitmeyecekti o zaman dolayısıyla orada biraz daha muallimlerin önü açılmış oldu aslında böyle bir imkanı kullandığınız zaman da o örneklendirmeleri tamamen siz yapmış olacaktınız 8. tespit şu öncesinde normal bir siyer dersi yapsaydık sonra bu dersi yapsaydık daha iyi olmaz mı? olmaz mıydı diyor kardeşimiz. Anlaşıldı değil mi tespit? Öncesinde normal bir siyer dersi yapsaydık bu herhalde anormal bir ders olmuş. Sonra bu dersi yapsaydık daha iyi olmaz mıydı? Daha iyi olmazdı. Neden olmazdı? Artık biz siyeri sadece tarihi malumattan kurtarmamız lazım. Şimdi ben yazdığım için bazı şeyleri söylemekte çekiniyorum ama ben yazdığım için değil inanın Güzellik varsa tamamen Efendimiz aleyhissalatü vesselama hasrederek okuyun. Allah aşkına siz Siyeri Enbiya'nın gölgesinde Siyeri Nebi okuma dersinden normal bir Siyer dersinden alacağınız mesajları alabilir miydiniz? Malumat verilir ama mesaj ayrı bir şey. Siyerin evrensel mesajı bizim üzerinde durup kafa yormamız gereken ve gerçekten biraz zihin teri dökmemiz gereken 6. ders. İşlendi mi 6. ders? işlendi Biraz yavaş gelin daha kitabın devamı bitmedi. bitmedi. İnşallah yetiştiririm size. 6. ders mesela. Ve bundan sonraki ders. Evet şuna katılıyorum. ilk 4 ders zordu. Gerçekten zordu. Okumaksı da zordu. Anlatması da zordu. Çünkü orada tamamen bir usul vardı. Özellikle bazı tanımlar, yapılan maddeler biraz zorlardı insanı ama öyle çok altından kalkamayacak şeyler değildi zaten aşağı yukarı birçok meseleyi burada derslerde de konuştuk. Ama sonraki dersler yani 5. dersten itibaren o zorluk yok. Artık usul meselesi bitti, açılımı başladı. O açılımla birlikte de bize mesajlar verdiler. Şimdi biz eğer yaz döneminde Kasım Şülül Hoca'nın kitabını okumuş olsaydık tarihi malumat zihnimizde olsaydı ondan sonra bu kitabı okumuş olsaydık ikisi birleşerek güzel bir şey ortaya çıkacaktı. Malumatımız azsa buradaki bazı şeyleri anlamakta zorlanacağımız doğru doğru bir tespit ona hiçbir şey diyemem. Ama ona ben de bir şey yapamam en başta söylediğimiz için geriye dönmemiz yok. Ama artık ben size belli bir seviyeden sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şurada doğdu, şurada büyüdü, süt annesi şuydu, Süveybe'den süt emdi. Ondan sonra 13 yıl Mekke hayatında şunu yaptı. Sonra hicret etti, sonra Mekke Medine'ye geldi. Bedir oldu, Uhud oldu, Hendek oldu. Bunları daha ne kadar anlatacağız Allah aşkına? Evet onları anlatacağız Allah izin verir de inşallah siyer derslerine burada başlarsak kaç sene süreceğini şimdi Bilmediğim bir yürüyüşe beraberce çıkacağız tarihi de anlatacağız içeriğine de gireceğiz rivayetleri karşılaştıracağız Açacağız masaya bir derste Şaklı Sadır hadisesini bu meselenin gerçek manada nerede durması gerektiğini belki konuşacağız saatlerce bir Rahip Bahira olayını konuşacağız ilerleyen derslerde. Bakın ben şimdiye kadar hiç bunları ben size anlatmadım. Sadece bazı tarihi bilgiler verdim. Çünkü bu meseleler artık anlatılmaktan ziyade irdelenmesi gereken meseleler. Bu meselelerin bir şekilde masaya yatırılıp ciddi bir tahlilden geçerek bir iki siyer kitabının aktarımı, aktarımıyla yetinmeden içeriğine dalarak Rivayetleri birbirleriyle karşılaştırarak bir şekilde siyerin bütünlüğü içerisinde ele alarak değerlendirmemiz gerekiyor. Onu ilerleyen zamanlarda yapacağız ama tarihi anlatmaktan bir adım öteye geçmemiz lazım bizim. Yüzlerce tarihi malumat burada ezberlesek bizim hayatımıza vereceği bir şey yok. Ve Allah bize de sormayacak. Yani demez bize peygamberin sütannesinin adı kim? Bunu sormaz böyle bir soru yok. Bilirsen o ayrı bir mesele ama bilmemen büyük bir kayıp değil. Ama senin Resulullah'ın attığı adımların arkasındaki hikmeti bilmesen o hikmeti kavrama noktasında belli bir çaba ortaya koymasan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın atılan bütün adımları ortaya koyduğu bütün siyer sayfaları içerisindeki malumatı hikem ve fıkıh çerçevesinde okumazsan istifade edemezsin. Bizim derdimiz bu olmalı ve ben burada bunu yapmaya çalıştım. ne kadar yaptım bilmiyorum. Ancak biz burada eğer siyer meselesinde hikmet noktasında bir şey yakalayabilirsek nokta bundan sonra hangi siyer kitabını okursak okuyalım bundan önce istifademiz birse bundan sonra 10 olur. Neden e, Usulün üzerine bina ediyorsunuz? Zaten derdimiz o. Bugün en büyük sıkıntımız usulsüzlük değil mi? O olmadığı için birçok şeyden istifade edilmiyor. Zeminde ciddi bir usul ve o usulün üzerine bina edilecek kaynakların bilgisi olursa gerisi kolay. Aa, i̇stiyor musunuz daha fazla istifade etmeyi? Ben onun yolunu da söyleyeyim size. Bakın mesela Pazartesi günü başlayacak olan Siyer Mektebinin bu seneki konusu usul ve kaynaklardı zaten. Bütün muallim arkadaşlarım, şimdi sesimi internet aracılığıyla duyanlara da özellikle söylüyorum. İstanbul dışında olanların zaten buraya gelip istifade etmeleri mümkün değil. O 23 dersi kesinlikle çok dikkatli bir biçimde dinleyip not almaları gerekir. Eğer gerçek manada bu konuda muallim olmak istiyorlarsa bir vaaz dinler gibi değil ben birinci ders yarınki derste o derslerin usulüne ait de bazı şeyler söyleyeceğim. O söylediğim ilkeler çerçevesinde 23 dersi güzel bir biçimde dinleyen bir insan usul ve kaynaklar konusunda mümkün mertebe üst düzeyde bir birikime sahip olacak. O olduktan sonra eline gelmiş Mevlana Şibli Numani, eline gelmiş Hamidullah Hoca, eline gelmiş Ramazan Elbuti, eline gelmiş salih suruç, eline gelmiş şu, eline gelmiş bu. Hiç önemli değil. Sen artık o çerçeve dairesinde tarih okumazsın. Ve belki yazan adamın bile fark etmediği satır aralarında bilgiler aramaya başlarsın. Artık Taif'i okuduğun zaman sorgulamaya başlarsın. Resulullah Mekke'de Hazreti Hamza gibi bir dağ dururken Hazreti Ömer gibi bir insan dururken Hazreti Ebu Bekir gibi biri dururken neden kölesi Zeyd bin Harise ile Taif'e gitti sorusunu sorarsın o soruyu sana sordurur bu malumat senin zihnini o tarafa doğru zorlar ve sana şu soruyu da sor sordurur Akabe'ye Resulullah neden birinci sene sağında Ebu Bekir solunda Ali olarak yürüdü neden üçüncü sene sağında Abbas solunda Ebu Bekir olarak yürüdü niye Ali devre dışı kaldı niye Abbas geldi iman etmemiz etmemiş olmasına rağmen Resulullah'ın sağına bu soruyu da sordurur sana e bizim derdimiz o zaten derdimiz Allah Resulü'nün attığı her adımdan bir şeyler almak ve bunu hayatımıza taşımak bunun üzerinde eğer durmayacaksak ya ezberleyelim sabaha kadar ezberleyelim bize bir faydası yok derdimiz siyerle sünnetle hayatımızı bir kez daha şekillendirmek fark ettiniz Suffa'da oradaki her bir şey eğer siz direkt üzerinize almışsanız size haydi vazife başınadır bilmiyorum siz öyle okuyordunuz mu ama ben öyle okuyorum haydi vazife başına diyen mesajlar var orada eğer okumamıza rağmen haydi vazife başına olmuyorsa o zaman durup bir daha okuyalım. Zaman çok. Bir daha okuyalım, bir daha üzerinde taş düşünelim. Dolayısıyla tarihi bir malumat artık okuma devri bitti. En azından bizim için bunun üstüne çıkarak bu meselede söylediğim ilkeler çerçevesinde yürümemiz gerekirdi. Evet, 9. madde değil mi? 9 mu 8 mi? 9 Diyor ki kardeşimiz dipnotları görünce ödümüz kopuyor. Bir deste bir derste 100 dipnot. Hocam bizi öldürecek misin? Muhakkak sen de bunu yazarken ölmüşsün diyor. Bilmiyorum ben öldüm mü? Ama burada korkacak bir şey yok. Biz zaten ne dedik? Her başta her derste kaynak üzere konuşacağımızı kararlaştırdık. Kur'an bize bizden bunu istiyor. Hatu burhanekum in kuntum sadikin diyen bir kitabımız var. Eğer doğru sözlüyseniz getirin delillerinizi. Biz bir metinden konuşuyoruz. Resulullah'ın hayatından konuşuyoruz. Onun için söylediğimiz her sözün ilk dönem kaynaklarından birinden alınması gerekir. Yorum yapabilirsiniz. Yoruma kaynak yazacak halimiz yok. Ama direkt metin olarak aktardığımız Bilgi olarak aktardığımız şeylerde böyle olmalı. O dipnot yoğunluğu da üçüncü ders miydi? Bence onda var. Dörtte mi? Siyer kuran ilişkisi. Ayetler, evet, ayetler var. Mesela bu dördüncü ders, onu ben Samet Medresesinde ders olarak işledim onu. Bundan bir önceki dersi değil mi? Onu da muhakkak dinlemeniz lazım o dersi. Bu ders inanın bu kitabın en önemli dersi. Neden? Çünkü Kur'an'a göre Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın hayatını burada çıkardık. Zannetmeyin ki o ayetler öyle kendiliğinden çıktı. Her bir bölüm başlı başına bir Kur'an taranarak ortaya kondu. Ve oradaki o tarama bize aslında siyer Kur'an ilişkisini de ortaya koyan en önemli bir şey. Siz o dersi okuduğunuz zaman ki okudunuz gördünüz zaten Kur'an'ın Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın sireti olmadan tam anlamıyla anlaşılamayacağı Kur'an'ı da siyer kaynağı olarak belirlemeden Efendimizin hayatının anlaşılamayacağını fark etmiş olmanız lazım. Dolayısıyla oradaki dipnot yoğunluğu ayetlerden kaynaklanan bir şey ama her derste 100 dipnot var mı? Mesela bir tane bakayım 5. 6. derse. 7 tane dipnot varmış kardeşim. Çok da yok yani. Dolayısıyla o ona denk gelmiş herhalde kardeşim ama dipnotların olması iyidir. O konuda şey yok. Gelelim 10. maddeye. Bakın ne diyor kardeşlerimiz, hanımlarımızdan bazıları da diyor. Onlar kendilerini biliyorlar. Diyorlar ki derse hazırlık bizleri çok yoruyor. Hadis derslerinde hazırlıksız gidiyorduk. Bunda yapamıyoruz. Hocam iflahımız sökülüyor diyor. Vallahi bu iyi bir şey. Zaten benim derdim o ben evde de görüyorum müthiş bir hareketlilik var. Böyle birkaç gün öncesinden başlanan bir hazırlık süreci var. Benim arzumda buydu zaten. Eğer bunu sağladıksa bu iyi bir şey. Neden? E hadis derslerinde belliydi metin aldık okuduk gitti bitti. Ama bu öyle değil bunlar kalacak bizim zihnimizde inşallah. Eğer 2-3 gün hazırlık yapmışsak 2-3 gün bu konuda bir gayret ortaya koymuşsak biraz başka kitaplara bakmışsak, tefsir kitaplarını araştırmışsak, takıldığımız soruları sormuşsak, o sorular bizi rahatsız etmişse, biraz daha irdelemişsek hem kalıcılık itibariyle bu iyi bir şey hem de muallim olarak siz bu kadar ızdırap çekip talebelerin karşısına geçtiğiniz zaman ona yansıtacağınız şeyler konusunda da iyi bir şey. Çünkü ne kadar bedel öderseniz o kadar istifade sağlarsınız. Bu manada da bedelimizin düzeyi istifademizin bereketi olarak bize geri dönecek. Onun için birkaç gün bir ders için gayret göstermemiz, öncesinde hazırlık yapmamız, bu konuda biraz okumamız, araştırmamız kesinlikle işin istifadesini arttıracak bir noktaya bizi taşıyacak ve inşallah maksat da böylece hasıl olmuş olacak. Evet. Hadi bakalım. Soru soran kardeşimiz var mı? Sözlü olarak. Her zamanki gibi Cemil hocamız. Estağfurullah. <laughs> böyle bir giriş yapalım dedik. Hocam e, bu ilk dersimizde de önceki dönemin son dersinde de Sufa Meclisleri ile ilgili bilgi verdiğiniz zaman hatırlayacaksınız geçen hafta önceki hafta sizin Tunceli'ye gittiğiniz haftadan önceki bir soru gelmişti o soruda da yazıyordu Sufa meclislerinde amele yönelik biraz daha günlük hayata taşıyabileceğimiz şeyler olacak da demiştiniz siz hocam. Tabi bu biraz az önce sizin söylediğiniz şeylerin altında gizli. Biraz meclislerin kendi içerisindeki diyaloglarıyla. Bununla alakalı bir şeyler söyleyebilir misiniz hocam? Eyvallah. Aslında bizim maksadımız 32 ders boyunca 32 tane fiili ve kavli sünneti kardeşlerimize ufak bir broşür şeklinde ulaştırmaktı. O konuda bir araştırma yapıldı. Bir kardeşimiz bir doçent arkadaşımız çalışma yaptı. Çalışma bize ulaştı. Ancak çalışmayı biz irdelediğimiz zaman çalışmanın pek yeterli olmadığını gördük ve o halde arkadaşlarımıza takdiminin uygun olmayacağı kanaati bizde belirdi. Çünkü daha sünnet noktasında bazı şeyler yerine oturmamışken oturmamış olarak bu manada yapılan çıkarımlar hatalı çıkarımlar olabilirdi. Ve biz bir bu manada da biraz daha ciddi bir gayret ortaya konarak bir şey yapılsın istedik. O taslak Mahmut Karakış hocaya gitti biliyorsunuz hadis konusunda zaten buranın da hadis hocamızdır. Mahmut Karakış hoca da çok uğraştı. Toparlanamadı metin. Toparlanmayan bir metni vermeyi vermek içimize sinmedi. Onun için bu sene Suffa'daki bölümleri buna ait bir şey olarak kabul edelim. Ancak o önemli bir çalışmaydı. İnşallah eğer tamamlanır da ya da ben fırsat bulur baştan sona tekrardan elden geçirir ve belki de tekrardan tespit noktasında bir şeyler yaparsak en azından fiili sünnetleri hayatımızda olmayan ölmüş sünnetlerden yani unutulmuş sünnetlerden seçerek ahir zamanda bir unutulan sünneti ihya etmenin mükafatının ne olduğunu da Resulullah'tan duymuş ve bilmiş biri olarak bu konudaki o müjdeye de nail olma adına o çalışmayı yapmamız gerekir. Onun için bu dönem için biz eğer kendiniz şahsi olarak mesela biliyorum Hüseyinler yapıyorlar buradaki ders halkasında böyle bir şey yapabilirsiniz. Bizim dua kitabımızdan dualar gönderebilirsiniz. Yani duaları seçebilirsiniz. Ayet ezberleri yapabilirsiniz. Yapabilen ders halkaları onu yapabilir. Ya da ders içerisinde varsa Direkt Resulullah'ın bu konuda söylediği ve gerçekten ameli anlamda bizim amelimize taşıyacağımız bir uyarı onu nazara vererek yapabilirsiniz ama suffan'ın içeriğinin böyle olduğunu zaten söylemiştik. Olmazsa eğer Allah izin verirse, imkan verirse dediğim gibi o projeyi yeniden bir sonraki seneye yetiştirme adına gayret içerisinde oluruz. O yandan da öylece istifade ederiz inşallah. Başka sorusu olan yoksa yazıları geçeceğiz inşallah. Evet. Aleyküm selam. Ben Arnavutköy'den e, Meftune kardeşimiz soruyor. İlk derste sorular Hira kısmında Hazreti Peygamber'in Allah tasavvuru diye bir soru vardı. Bu soru ilk ders için çok ağır değil mi? Ve bu soruya cevap verebilir misiniz diyor. Biraz ağır ama dediğim gibi o siyer malumatından da bir yönüyle cevabı da hazır. Neden? Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hira'da Cebrail ile ilk buluşması ve o ilk buluşmada yapılan konuşmalar Cenab-ı Hakk'ın peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki nasıl değerlendirildiğinin yönünde ipuçları taşımaktaydı. Dolayısıyla o malumat çerçevesinden de olaya yaklaşsaydınız. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 35 yaşından itibaren bir arayış noktasında ızdırap duymaya başladığını dikkate alsaydınız 35 yaşından 38 yaşına kadar Hira'ya gidip gelmesi 38 yaşından 40 yaşına kadar özel olarak da 2 yıllık kısmın 6 ayını Hira'da geçirmesi ve orada Allah'la irtibatını güçlendirme adına gayret içerisine girmesi bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği zihni çaba sonra gelen ayetler ve Efendimizin o ayetler çerçevesinde Cenab-ı Hakk'ı tanıma noktasındaki gayreti o sorunun cevabıydı. Ancak metin içinden de var o sorunun cevabı onu da söyleyeyim size nerede olduğunu birinci dersteydi o zannedersem soru. Evet üçüncü soru Hira'nın üçüncü soru Birinci derste bakın onu size hemen okuyacağım. Siz bana hak vereceksiniz. İslam'ın, imanın, ihsanın, ihlasın değer ve kıymetini öğrenmek için. Beşinci madde neden siyer öğrenmeli? Sorusuna verilen cevap. Buradaki iman kavramı, ihsan kavramı, İhlas kavramı bizzat Resulullah'ın Allah tasavvuruyla alakalıdır. Eğer o o tasavvurda belli bir noktaya belli bir seviyeye kıvama gelmiş olmasaydı Allah aşkına ihsan kavramına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek, ona ibadet etmek sen onu görmüyorsan da o seni görüyor gibi bir tanım getirebilir miydi? Efendimiz'e o tanımı getirten şeydir bu işte tasavvur. Dolayısıyla sadece beşinci madde bile o sorunun cevabıydı. Ancak biraz daha siyer rehberliğinde anlatılması gereken konu. Peki bu kadar mı? Hayır. Sadece size söyleyeyim belki içinizden birileri üstlenir bu konuyu. Efendimizin Allah tasavvuru başlı başına bir kitap konusudur. Benim listemde var bilmiyorum yapabilir miyim ama çok işim var. Ama birisinin kesinlikle bu işi bu meseleyi şey yapması lazım. İrdelemesi ve çalışması lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah tasavvuru tespit edilmeden Esmaül Hüsna da anlaşılmıyor. O konu da ciddi bir biçimde eksik kalıyor. Çünkü efendimizin isimlere getirdiği yorumlar bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Yüzün üzerindeki isimlerin içerisinden bazı isimleri duaya taşıması. Dua ederken onlardan özel isimleri seçerek duasına konu edinmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tasavvurunu yansıtan şeyler. Hele hele bu konuda başka şeyler var ki mesela Ebu Zer hadisi diye bilinen güneşin secdeye gitme meselesinde efendimizin getirdiği yorumlar ve bizzat Allah hakkında sorulan sorulara peygamberimizin verdiği cevaplar hepsi bir bütün olarak ele alındığı zaman akaid noktasında da inanılmaz bir kaynak elimizde olmuş olacak. İnşallah sesim bir yerlere ulaşır ve bunlar bu konuda da bir çalışma olmuş olur. Sufa müfredat derslerini sizinle birlikte işlemeyi talep ediyoruz diyor kardeşimiz. Bu kadar yoğunluğa rağmen halen bunu benden istiyorsunuz bana nasıl acımıyorsunuz bilmiyorum yani. İnşallah Allah imkan versin diyecek bir şey yok ama şu anı da şunu da yeterli sayalım. Elhamdülillah iki ayda bir bir araya gelmek bile olur ki inşallah bir gün bir kıvama getiririz işi. Artık gerçekten müzakereli bir noktaya gelir. Çünkü sistemde o da var. Ben de şu anda 10 senelik bir müfredat var. 5 senesini size verdim. 5 senesi benim yanımda saklı o beş senenin içerisinde bir bölümde var aslında bu. Çünkü o biraz zor bir mesele artık yavaş yavaş her hafta irdelenmesi gereken bir noktada. Belki o derslerde olabilir. Yani o derslerde beraberce bir ders yaparız. O dersin muallimlere nasıl aktarılacağı, talebelere nasıl aktarılacağını tespit ederiz. Ondan sonra da onun onun çerçevesinde yürürüz. Ama bu bir söz değil bakın. Sadece bir arzu, bir emel. Allah İnşallah imkan versin diyelim. Evet özellikle küfrün en üst seviyesindeki insanlarla muhatap olurken onların tahkir edici usluplarına karşı hangi noktaya kadar iletişimi sürdürmeliyiz? Bu şeyden kalan ders mi? Medreseden mi? O çok merhametli Allah'ın has kulları onlardılar ki yeryüzünde tevazuyla yürürler ve cahil kimseler laf attığı zaman incitmek sizin selam deyip geçerler. Ayet-i kerimesini iletişimi kesmek olarak mı algılanmalıyız bu ayet-i kerimeye dayanarak diyor. Bu insanlarla bir daha muhatap olmam diyebilir miyiz? Şimdi e, konumuzla alakalı değil ama artık okumuş oldum. Bugün medresedeki dersimizin konusu Efendimizin tebliğ ve davetti. Orada tebliğ ve davetin usul ve uslubunu konuşurken buna ait meseleler konuştuk. Büyük ihtimalle kardeşimiz oradan ilham alarak soruyor ya da karşısında küfür üzerinde olan muhataplar vardır bilmiyorum. Ama konu belli aslında burada. Cevabını da vermiş. Bizim dinimize, mukaddesatımıza küfredilen bir yerde biz durmayız. Eğer orada ona karşı bir şey yapabileceksek, yapmamız gerekiyorsa, yapmamız doğruysa onu yaparız. Bunu yapamıyorsak eğer direkt orayı terk ederiz ve o ortam bozulduktan sonra yeniden tekrardan bir iletişim imkanı bulursak o insana başka bir kanaldan yaklaşıp o insanı Allah'a davet etme adına sorumluluğunu yerine getirmiş oluruz. Bir mecliste bir toplantıda bir yerde bizim mukaddesatımıza dil uzatılıyorsa ve, ve biz bunu hazmederek dinliyorsak tutuyorsak burada imanımızı sorgulayacağımız bir zemine doğru kaymışız. Orada bizim yapacağımız en güzel tepki elbette ki orayı terk etmektir. Tebliğ ve davet adına dahi olsa vardığımız bir yerde böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman o insana kötü bir söz söylemeyiz. Kötü bir sözün dilimize yakışmayacağını bugünkü derste söyledim medresede. Buna gerek yok ama onunla Nahl süresinde bu konudaki uyarı gereğince de güzel mücadele ederiz. Güzel mücadelenin yolları, yöntemleri çok çeşitlidir. Bunları tespit edilebilir. Ama baktınız ki adam her geldiğinizde sizin dininize dil uzatıyor. Her geldiğinizde sizin değer verdiğiniz şeyleri el ayağa düşürüyor. Gitmeyebilirsiniz. Gitmemeniz de gerekiyor. Ona başka bir yol denersiniz. Kitap gönderirsiniz başka bir adam gönderirsiniz. Onun dilinden anlayacak birini gönderirsiniz. Bunun yolları var. İlle de o insanı siz kazanacaksınız diye bir şart yok. Hazreti Abbas iman etmediği halde niçin Efendimiz onu kendisiyle akabeye götürdü? Buna bir açıklık getirir misiniz? Niye ben getireyim? Ben söyledim onu araştırıp bulacaksınız. İman etmeyen birisinden Efendimiz ne bekleyebilir diyor. Neyse söyleyelim Şimdi birinci akabe biatında şöyle bir yol var. aleyhissalatü vesselam efendimizin önünde özellikle efendimiz çadırları dolaşırken Mekke dışından gelen kabileleri ve kavimleri dolaşırken ya onun öncesinde ya onun hemen arkasından iki kişi daha dolaşıyor o, o çadırları. Onlar kim? Biri Ebu Leheb, biri efendimizin amcası Ebu Leheb, diğeri de Mekke'nin otoritesini o gün için elinde tutan Ebu Cehil. Ebu Cehil dolaşırken şunu söylüyor diyor ki ona hep zayıflar güçsüzler inanıyor. Bakın ben en soylu adamım ve Mekke'nin siyasi otoritesinin başındayım. Ben ona karşıyım. Zayıflar ve güçsüzlerden olmak istiyorsanız ona inanın diyorlar diyor. Ebu Leheb de şunu diyor. Ben diyor onun ailesindenim, amcasıyım diyor eğer ben sahip çıkmıyorsam ve ben ona karşıysam siz nasıl ona inanacaksınız diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Bekir ve Ali'yi alarak aslında onlara cevap veriyor. Ebu Bekir Ebu Cehil'in cevabı Ali Ebu Leheb'in cevabı. Ebu Bekir öyle sıradan bir insan değil. Darun Nedve'de bilinen birisidir. Eşnak diye bir vazifesi vardır. Bugünkü karşılığıyla Mahkemelerin li, reisidir artık ne diyeceksiniz ona anayasa mahkemesi mi yoksa mahkemeler üst kurulu mu öyle bir konum onun ki bir nesep alimidir ve bilinen birisidir. Bütün Arap, Araplar tanır Hicaz Arapları bilir Ebu Cehil'in ona sadece zayıflar inanıyor sorusuna ya da iddiasına cevap Hazreti Ebu Bekir'dir. Solda niye Ali var? Ali de Ebu Leheb'e cevap. Ona ailesi yüz çevirdi. Hayır yanlış. O gün için Ali de bilinen biri. Evet yaşı belki 20 yaşında ama Ebu Talib'in oğlu bilinir. O peygamberin solundaysa Ebu Leheb'in iddiası da yanlış. Aradan iki yıl geçti. 72 kişi geldi Akabe biatına. O biat neyin biatı olacak? Artık Resulullah Medine'ye hicret kararı alacak ve artık Medine'de yeni bir İslam toplumu inşa edilecek. Yanına Abbas'ı alarak gitmesinin sebebi ne? Sebebi şu Hazreti Abbas'ın konuşmasının üzerinden anlıyoruz onu. Daha peygamber konuşmadan Hazreti Abbas konuşuyor. Ey Yesrib halkı diyor sanmayın ki benim yeğenim sahipsiz. Bakın ben iman etmememe rağmen onun arkasındayım. Eğer siz Arabın saldırılarına güç yetirebilecekseniz eğer siz karşılaşacağınız sorunlara ve sıkıntılara göğüs gerebilecekseniz benim yeğenime sahip çıkın. Yoksa biz yeğenimize sahip çıkıyoruz. O ortada değil ki kalacak bir evi yok da siz ona ev bulasınız gibi bir konuma giresiniz. Ona sahip çıkmanız onun getirdiklerine ve onun söyleyeceklerine dair başınıza gelecek olan işlere karşı bir tavır almanızdır. Ona karşı koymanızdır. Bunu yapabilecekseniz yapın diyor. Böyle bir şey söylüyor Hazreti Abbas ve o sözlerin üzerinden Ensar'ın konuşmaları söyledikleri akabe biatını sağlam bir zeminin üzerine otutturuyor. Solda Ebu Bekir'in görevi ne o zaman? Artık o zaman Ebu Leheb dolaşmıyor. Ebu Ceyl de dolaşmıyor. Çünkü gizli toplanılmış son Akabe biatında. Ebu Bekir'in orada olmasının sebebi de odur. O da yine efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ın getirdiği davaya sahip çıkma noktasında onlara bir telkinde bulunuyor. Hal böyleyken Ali nerede peki? Ali'ye de Resulullah o gün bir görev vermiş. O bir güzergahı gözleyen bir yerde Kimseler gelip de çadırdaki o buluşmayı sıkıntıya sokmasın diye adeta nöbet tutuyor. Onun görevi de orada o. Hazreti Abbas'ın böyle bir fonksiyonu icra etmesi Müslüman olmamasına rağmen Efendimiz aleyhissalatü vesselamın özellikle ondan istifade etme adına oraya getirmesinin en temel hikmeti budur. Hocam bir hanım kardeşimizin de sorusu var sözlü Buyurun. olarak sormak istiyorum. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. önce kendi adıma merak ettiğim bir sorunun cevabını verdiniz. Onu teşekkür <laughs> ederim. ben bu dersleri akşam kendim çalışıp, özet yapıp arkadaşlarımla öyle yapıyorum. <laughs> hani direkt okumuyorum. Tamam. bazı yerlerin altlarını çiziyorum. Hatta o giriş bölümünü de atlıyorum. Hira bölümünü. Hı hı. Çünkü bazen hani başka yorumlar olabiliyor, akıllarında onlar kalabiliyor. Ben onun yerine zaten Hira'nın cevabı olan o sayfaları okuyorum. Zaten cevaplar verilmiş oluyor hocam. Hı hı. Acaba ben bunu doğru mu yapıyorum diye düşünüyordum. Siz cevabını verdiniz. Doğru yapıyormuşum elhamdülillah. Hı hı. Yalnız bunun yanı sıra hocam bir kitap var elimizde. Cami-ü diye. Hı hı. Bundan hocam faydalanabilir miyiz? İçinde şüpheli veyahut bazı ee, ...hadisler olduğu söyleniyor. Zayıf hadisler. Su Suyutinin değil mi Camius Sair? Evet Camius Sa tamam. Yani Zayıf veyahut şüpheli hadis birkaç tane olduğu söylenmiş bazı hocalarımız <laughs> tarafından. Arkadaşlar ders yapalım mı yapmayalım mı şüpheye düştüler hocam. Onun sahihliği hakkında bilgi almak istiyorum. Doğru sana. o iddia. Yani Camius Sair İmam Suyutinin kitabında biraz zayıf rivayetler var ne yazık ki. Ancak zayıf rivayet demek amel edilmez hadis anlamına gelmiyor. Bu senet itibariyle tenkit edilen, ravilerinde bazı sıkıntılar olan hadislerdir. O zayıflık dereceleri de zaten usul bahsidir. O da ayrıca değerlendirilir. Ama böyle bir şey var. Eğer ille de beraberce bir hadis kitabı okuyacaksanız şöyle bir şey yapmamızda fayda var. Biraz daha biz bugünün dünyasında yaşantımıza yön verecek, bizi şekillendirecek ve aklımızdaki soru işaretlerine cevap nitelikte olacak biraz daha bugünün dünyasıyla alakadar hadislere yoğunluk verebiliriz. O manada da ben geçmiş derslerde size tavsiye ettiğim bir kitap vardı. Hatta burada hanımlar da onu ara ara halka derslerinde okudular. İsmail Lütfi Çakan hocanın hadislerle gerçekler kitabını yorum da var orada. Kısmi şerhler de var onlardan istifade edebilirsiniz. Onun dışında biz öyle değil de klasik bir kaynaktan okuyalım derseniz yine de en güzel kitap İmam Nevevi'nin Riyazu Salihinidir. Yani ille de şerhle okumanıza gerek yok. Sadece metin olarak da Riyazu Salihinden istifade edilebilir. Camius Sagir de güzel bir kitaptır. Ben tamamen kitaba aykırı bir şey söylemem doğru olmaz. Ama biraz daha bilgi isteyen ve en azından temyiz edebilecek kadar bir, bir, noktada olmak istifadeyi arttıracak bir şeydir. Yoksa bazen yanlış noktalara doğru bizi götürebilir. Söylenen bir hadisle gerçek anlamda şerhi beraberce verilmezse açıklanmazsa bizi sıkıntıya sokabilir. O bizi başımıza iş açabilir. O noktada dikkatli olmamız gerekir. Hı hı. İşte bu dediklerimi dikkate alarak değerlendirin yani halkanızı siz daha iyi tanıyorsunuz anlayacakları bir seviyedelerse bir şeyle karşılaştıkları zaman bunu irdeleyecek bir düzeydelerse eyvallah onda yapacak bir şey yok. Mesela bir örnek vermek isterim sorunuzun çerçevesinde bazı vaizlerimiz bazı hocalar çok rahat bir biçimde peygamber aleyhissalatü vesselam hacamat yaptırdığı zaman kanını o hacamat için alınan kanını bir sahabi efendimize verip Medine'nin dışına döktürmesine dair bir uyarıda bulunmuş olmasına rağmen o sahabi efendimizin o kanı dökmeyip içtiğine dair rivayeti söylerler. Bak nıçlandı bile. Nıçlandı niye? Biz mesela kabul edemedik şeyi ve hemen itirazlar başladı bizde. Rivayet aynen benim dediğim şekliyle aktarılır ve rivayetin çerçevesi tam anlamıyla belirtilmeden bazen ya bu kadarı da olur mu kardeşim böyle bir şey olmaz deyip reddedilir. Bazen de eğer bu yapılmışsa kesinlikle doğrudur. Biz de keşke o zaman olsaydık içseydik gibi bir noktaya getirir insanı. Yanlış bu ikisi de yanlış. Bir şey eğer aktaracaksak hele hele bu aktardığımız şey bu çağın insanının anlamakta ve algılamakta zorlanacağı bir mesele ise meseleyi bütün boyutlarıyla ortaya koymamız gerekir. Onun için hadis okumalarında buna çok dikkatli o dikkat etmemiz lazım ve bu konuda biraz daha bazı meseleleri irdeleyerek sunmamız gerekir. Peki bu rivayet doğru mu? Doğru. Bu rivayet sahih mi? Sahih. Peki bu rivayetin içerisinde yer alan sahabi efendimiz ve efendimiz aleyhissalatü vesselamın sonrasında söyledikleri efendimizin öncesinde yaptığı ve bu çerçevede bize aktarılması gereken mesaj söyleniyor mu? Bu ihmal mi ediliyor? Orası işte ihmal ediliyor. Bu işi yapan sahabe efendimiz kimdir? Abdullah İbni Zübeyir. Tarih ne zaman? Çok büyük ihtimalle Hicretin 7. 8. bilemediniz 9. yılı. Ne demek istiyorum size? Yapan sahabi 7, 8, 9 yaşında bir çocuk. Dikkat buyurun. Ve Resulullah'ın böyle bir şeyi tavsip ettiği yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona emanet ediyor. O kendi halinde bunu yapıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne bu konuda bir teşvikte bulunmuştur ne söylemiştir ne yapmıştır ama İbnü Zübeyir kendi yapısı gereği böyle bir adım atmıştır. Siz orada sahabe efendimizin yaşını söylediğiniz anda bile iş çözülüyor aslında yapan bir çocuktur iş bitmiştir. Dolayısıyla kalkıp da bunu çok büyük bir meseleymiş gibi aktarmak da yanlış bunu duyar duymaz çünkü bu çok sahi ve önemli kaynaklarımızda geçen bir rivayettir. Bunu duyar duymaz aha yakaladım falanca kaynakta bir yanlış haber deyip meseleyi insanlara çok büyük bir şey anlatıyormuş gibi resmetmek de yanlıştır. Dillerine dolamışlar şunu mevzu hadislerin üzerinden hadisleri vurma gibi bir hastalık insanların içine yayılmış. Bu yanlış bir şey biz en azından kendi talebelerimize de zaten ilk seneki sahih hadis derslerinde de bunu yapmaya çalıştık. Selim bir hadis anlayışı ve bir sünnet anlayışı sunmak durumundayız. Nezih, nezaketli, zerafetli algılayıp anlayacak, anladığını da yaşayacak, yaşadığını da yaşatacak bir çerçevede. Bu olduktan sonra Allah'ın izniyle okuduğumuz her kitaptan bu manada çokça istifade ederiz inşallah.